Ermeni vekilden Rusları kızdıracak açıklama. Türkiye, Ermenistan'ı hiçbir zaman tehdit etmedi. Türkiye'den Macaristan'a topçu füzesi sistemi teklifi. Bayraktar TB3 2023 sonunda seri üretime girecek. ABD sessiz sedasız Yunanistan'da yeni bir incelik üssü kuruyor. Türkiye'den karşı cevap. TSK'ya teslim edilen T-70 helikopterindeki rengin sırrı çözüldü. Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar'ın bütün siyah modelinden satın aldı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Paşinyan'ın milletvekili Türkiye'nin Ermenistan'ı hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulundu. Azerbaycan basını Minval tarafından Erivan medyasına dayandırılan habere göre Paşinyan'ın iktidardaki Vatandaşlar Anlaşması grubundan Ermeni milletvekili Gurgen Arsenyan, Türkiye'nin Ermenistan'ı hiçbir zaman tehdit etmediğini söyledi. Arsenyan, Rusya'nın Türkiye sınırındaki askeri varlığı Türkiye'ye yönelik askeri bir tehdittir. Eğer bir ülkede üçüncü bir tarafın askeri varlığı varsa ve bu Türkiye'den gelen bir tehdide atfediliyorsa, Türkiye'nin Ermenistan'ı hiçbir zaman tehdit etmediği söylenmelidir. Türkiye'nin bağımsızlığını kazandıktan sonra Ermenistan'ı tehdit ettiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok, dedi. Dolayısıyla Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesi halinde Türkiye'nin Ermenistan için sıradan bir komşu haline geleceğini de sözlerine ekledi. Ermeni siyasetçi ayrıca Cumhuriyet yetkililerinin şimdi iyi komşuluk ilkeleri temelinde komşularla ilişkileri normalleştireceğini ve ülkenin daha da gelişmesi için fırsatlar sağlayacağını belirtti. Bu hedeflere ulaşılması halinde Rus askeri varlığı ülke için önemsiz hale gelecektir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı Türkiye-Macaristan 8. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısından sonra Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjártó ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Macar gazetecinin Macaristan'ın ABD menşeli HIMARS CNRA sistemlerinin satın alıp almayacağı üzerine sorduğu soru üzerine Bakan Varank, Roketsan'ın geliştirdiği TRG-230 ve TRG-300 gibi topçu füzesi sistemlerine üstü kapalı değinerek teklifte bulundu. Macaristan bir adım atacak mı atmayacak mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Ona alternatif ürünleri biz Türkiye'de üretiyoruz. Bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız. Macar Bakan Szijjártó ise silahları satın alınca ilk olarak müttefikler aklımıza geliyor. NATO ülkeleri mesela Türkiye ve diğer NATO müttefikleri. Türkiye ile de anlaşmamız var. Masada açık teklifler var. Tabii ki bütün bunları ilk olarak Savunma Bakanlığı daha sonra da hükümet değerlendiriyor, yanıtını verdi. Bayraktar TB3 Siyah ve Kızıl Elma Mius üzerine açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2023'te ilk uçuşunu yapacağını ve 2023 sonunda seri üretime gireceğini açıkladı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisine konuşlandırılacağını açıklamıştı. Kızıl Elma Mius'un 2 yıl içerisinde ürün haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Haluk Bayraktar, bu sebeple yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler olsa da Kızıl Elma ürün haline gelene kadar sipariş almayacaklarını belirtti. İlk uçuşunu 2022 Aralık ayında yapan Kızıl Elma'ya yerli hava yer ve hava hava mühimmatlarının yanı sıra Aselsan tarafından geliştirilen ISR radar, entegre elektro-optik sistemi ve sinyal istihbaratı sistemleri entegre edilecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2022'de TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbo dizel havacılık motorlarının teslim edildiğini şu sözlerle açıklamıştı. Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar. Bu sınıfta 30 bin fiti geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızla 30 bin fiti geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar. Motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD-170 serisinden motorlarımızı teslim ettik. Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul. Amerikalılar Yunanistan'ın Teselya bölgesi Larisa Yenişehir kentine sessiz sedasız Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar elektronik harp gözetim kontrol savunma merkezi kuruyor. Yunan Tovima gazetesi bunu doğruluyor. Bu merkez Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte kontrol edilecek ve ABD personeline kışla içine lojmanlar, idari binalar, enerji bağımsızlığı sağlayacak jeneratörlerle enerji üretim merkezi, hava savunma sistemi, havada yakıt ikmali uçakları konuşlanması, Volo Stefanovikio'da bulunan ABD'ye ait saldırı helikopterleri üstünden başlayarak Dede Ağaç'a kadar olan Ege Denizi üzerinde her hareketi kontrol edecek bir uydu radar sistemi merkezi kuruluyor. Amerikan Pentagon'u Yunan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde Larissa'daki 110. Savaş Kanadı'nın konuşlandığı devasa askeri üsse kurduğu elektronik harp gözetim kontrol merkezi sayesinde Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar tüm bölgeyi kontrol altında tutmayı amaçlıyor.
2022 yılının son haftalarında 110. Savaş Kanadı'na 8 adet MQ-9 Rapier insansız hava aracı ve destek personeli konuşlandırmıştı. İHA'lar, Yunanistan'la ABD arasındaki güncellenmiş karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının uygulama hükümleri kapsamında Yunanistan'a intikal etti. Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de rahat durmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendirdi. Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendiren karar resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta Geçitkale Havalimanı ile birlikte büyük bir havacılık üssünü silahlı insansız hava araçlarıyla doldurmak için hazırladığı uzun zamandır biliniyor. Gazi Mausa'daki deniz üssüyle birleştiğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'in büyük bir bölümünü kontrol ederek bölgedeki sondaj kulelerine eşlik etmesi için hızla Türk savaş gemilerini gönderebilecek. Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacıyla iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verilmesine karar verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk T-70 helikopteri geçtiğimiz hafta teslim edilmişti. T-70 helikopterinde kullanılan alışılmamış rengin sebebi ise ortaya çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, T-70 helikopteri teslimatlarına başladı. Şu ana kadar Kara Kuvvetleri, Emniyet, Orman Genel Müdürlüğü, Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri'ne birer T-70 helikopteri teslim edildi. Savunma Sanayi ST'de yer alan habere göre 11 Ocak 2023 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri, TUSAŞ'tan ilk T-70 genel maksat helikopterini teslim aldı. Teslim alınan helikopterin mora benzer bir renge sahip olduğu görüldü. Helikopterlerde genelde kamuflaj veyahut gri boyama tercih eden hava kuvvetlerinin T-70 için mevcut rengi tercih etmesi ise sosyal medyada oldukça tartışıldı. İlk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın T-70 için tercih ettiği ilk rengin aslında mevcuttan farklı olduğu ancak tercih edilen renk için bir takım tedarik sorunları yaşandığı ve bunun sonucunda ise helikopterin seçilen renkte teslim edildiği yönündeki bir iddiayı gündeme aldı. Bu iddia oldukça dikkat çekti. Ancak Hava Kuvvetleri'nin bu rengi tercih etmesinde daha başka bir sebep var. Son olarak savunma kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre gördüğümüz mor T-70, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 135. Filo tarafından Kombat SAR görevlerinde kullanılacak. Yani muharebe sahası içerisine atlamak zorunda kalan uçuş ekibinin kurtarılmasını kapsayan Kombat SAR görevlerinde UH-1 ve veya Cougar MK-1 helikopterlerinin yerlerini alacaklar. Bu tarz görevlerdeki helikopterlerin düşman temas hattının yakınında hatta içerisinde uçuş gerçekleştirdikleri için omuzdan atılan hava savunma füzeleri, Manpester başta olmak üzere çeşitli RF ve IR güdümlü hava savunma füzeleri tarafından hedef alınma riskleri çok daha yüksek. Bunun için helikopterinin kızılötesi ve radar izinin olabildiğince düşürülmesi gerekiyor. Hava Kuvvetleri'nin T-70'i bu amaçla bazı ek donanımlara sahip. İlk olarak helikopterin alışılamamış rengi oldukça dikkat çekti. Bu lacivertle mor arasındaki rengin helikopterin IR izini oldukça düşürdüğü üzerinde duruluyor. Evet, bir siyah veya yeşil Black Hawk belki çok daha havalı ancak IR izleri de çok daha yüksek. İkinci bir farklılıksa ilk teslim edilen T-70'lerde görülmeyen motorların egzoz çıkışlarındaki IR bastırıcılar Hava Kuvvetleri'nin T-70'lerinde net bir şekilde gözüküyor. Bu bastırıcılar da IR izin oldukça düşürülmesini sağlıyorlar. Ayrıca helikopterler ciddi bir elektronik harp ve karşı tedbir suitiyle teşhis edilecekler. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Dairbek Orunbekov, Kırgızistan'ın Anka silahlı insansız hava aracı tedarik ettiğini açıkladı. Şu ana kadar Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur gibi SİHA'ları tedarik ettiği bilinen Kırgızistan, son olarak Anka SİHA'da tedarik ettiğini açıkladı. Dairbek Orunbekov tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA'lardan tedarik etmiş oldu. Orunbekov yaptığı açıklamada Kırgızistan Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı ve Anka gibi modern askeri teçhizatları satın aldı ifadelerine yer verildi. Bayraktar TB2 SİHA hali hazırda Kırgız ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev tarafından Ekim 2020'de yapılan açıklamada Akıncı tedarik edildiği de duyurulmuştu. Ancak Kırgızistan'ın Anka ve Aksungur tipi SİHA'ları tedarik ettiği bilgisi ilk kez teyit edilmiş oldu. Anka tedariki daha önce TUSAŞ tarafından da açıklanmıştı. 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ihracat başarısı elde etmeyen SİHA platformu kalmadı.
Türkiye hali hazırda 30'dan fazla ülkeyle SİHA platformlarının ihracatına yönelik anlaşma imzalamış durumda. Kırgızistan bahsi geçen 4 farklı SİHA platformunu kullanacak, Türkiye'den sonra ikinci ülke oluyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.